Türker Ertürk, Mızbey'nin temenler konusunda yaptığı açıklama sorunlu ve gerçekleri halktan kaçırmaya yönelik. Açıklamada subay mezuniyet andının yönergeye 1999'da girdiği belirtilmiş ve bu da AKP'ye yandaş kanalların kötü niyetlerle dolaşıma sürdüğü, bu değişikliğin nedeni 28 Şubat 1997'dir, yorumlarını tetiklemiştir. Halbuki subay mezuniyet andı, 1993'ten beri tam 30 yıldır uygulanmaktaydı ve 28 Şubat ile uzaktan yakından ilgisi yoktu. Bunun böyle olduğunu niçin açıklamadınız? Bilmiyorsanız, bu yıllara ait görüntüleri gönderebilirim. İki kere yemin etmek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geleneklerinde yoktur. Ayrıca dünyanın hiçbir silahlı kuvvetlerinde bir asker iki kere yemin etmez ve ettirilmez. Buna rağmen hangi gerekçe ile subaylara iki kere yemin ettiriyorsunuz? Bu değişiklik Hulusi Akar MSB iken yapılmış. Hulusi Akar'a soruyoruz, hangi gerekçe ile bu değişikliği yaptınız? Yaşar Güler'e soruyoruz, bu değişiklik teklifini mı bir siz mi yaptınız, yoksa sizden gelmemesine rağmen Hulusi Akar mı yaptı ve siz değişikliği kucağınızda buldunuz? Bu konuda halkın cevabını merak ettiği şu sorulara yanıt vermelisiniz. Mart 2023'te yönergeyi niçin ve hangi gerekçeyle değiştirerek subay mezuniyet andını ortadan kaldırdınız? Ayrıca hangi nedenle harp okullarına başlarken edilen askerlik yeminini mezun olurken tekrar ettiriyorsunuz? Buna yanıt veriniz. Mı diye soruyorum, aşağıda bulunan subay mezuniyet andının neresi hoşunuza gitmedi, hangi sözlerini anayasamıza ve demokrasi ilkelerine aykırı buldunuz da kaldırılmasına karar verdiniz? subay mezuniyet andı. Ant içeriz ki, laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlar keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacak ve şerefimizle öleceğiz. Sonuç olarak teğmenlerin resmi tören sonrasında kılıç çatma geleneğini icra ederken içtikleri bu ant, subay mezuniyet andı ve sonuna ekledikleri sözde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ne mutlu Türk'üm diyene, sözüdür. Cumhuriyetimizin ve Atatürk'ün düşmanları haricinde Türk milletinin ezici çoğunluğu bu sözlerden asla rahatsızlık duymamıştır ve teğmenleriyle gurur duymaktadır. Onlara en hafifinden bile verilecek bir ceza Türk milletini yaralayacak, cumhuriyete ve Atatürk'e karşı bir tavır olarak nitelendirilecektir. Türker ErTürk, Lodin